Akdeniz'de bu hafta. Akdeniz ilçesi gelişmişlik sıralamasında 20 sıra yükseldi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan Türkiye geneli ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasında 2017 yılında ülke geneli ilçeler sıralamasında 123. sırada olan Akdeniz'in 2022'de 20 sıra atlayıp 103. sıraya yükseldiğine dikkat çekti. Bu başarı hepimizin, diyen Başkan Gültak, Akdeniz her alanda hak ettiği noktaya ulaşana kadar kent dinamikleri ve vatandaşlarımıza birlikte kararlılıkla çalışmaya, ilçemizi değiştirip dönüştürmeye devam edeceğiz dedi. Başkan Gültak, Deliçay Köprü projesi başlamalı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Başkan Gültak, DSİ tarafından Deliçay Deresi üzerinde yapımı planlanan köprü için sürecin hızlanmasını istedi. Kışın oluşan sel sonucu kimi zaman dere üzerinde ölümlü kazaların meydana geldiğine dikkat çeken Başkan Gültak, Karaca İlyas'la Dikili Taş'ı birbirine bağlayacak köprünün en kısa zamanda yapılması gerektiğinin altını çizdi. Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti önlemek ve şiddete karşı toplumun her kesiminde bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla kahvehanelerde erkeklere eğitim veren Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bu kez de resmi kurumlarda çalışan erkek personele eğitim vermeye başladı. Akdeniz'de Dilek Ağacı Etkinliği. Akdeniz Belediyesi, Mersin Barosu ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Dilek Ağacı etkinliği düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte Abdullah Şahutoğlu ve Camili İlköğretim İlkokulu'nun öğrencilerinin yazıp minik zarflara koyduğu dilekleri yerine getirilecek. Kiremithane Mahallesi'nde 3 metruk yapı yıkıldı. Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, kentte görsel kirlilik yaratan, kimi zamanda madde bağımlılarının mekanına dönüştüğü için sosyal sorunlara neden olan metruk yapıları yıkmaya devam ediyor. Ekipler son olarak Kiremithane Mahallesi'nde sahiplerince terk edildiği için harabeye dönen iç içe geçmiş 3 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Akdeniz'de sokaklar ve parklar yenileniyor. Akdeniz Belediyesi, merkez kırsal ayrımı yapmadan ihtiyaç duyan her mahallede asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve bordür yenileme, ayrıca parklarda bulunan kamelya ve oturma gruplarını tamir ve boyama çalışmalarını sürdürüyor. Yılmaz Güney Gençlik Merkezi civarındaki sokakları asfaltla kaplayıp kaldırım ve bordür çalışmalarını bitiren ekipler, İhsaniye, Müfide İlhan, Güneş ve birçok merkez mahallenin ihtiyaç duyan sokaklarında da kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışması yaptı. Kliniğin ilk misafiri kara kıza küpesi takıldı. Akdeniz Belediyesi'nin Hayvan Hakları Federasyonu Haytap işbirliğinde Mersin Millet Bahçesi içerisinde hizmete açtığı sokak hayvanlarını kısırlaştırma kliniğinin ilk misafiri kara kız adlı sokak köpeği oldu. Başarılı operasyonun ardından kara kıza kliniğin 33-001 numaralı ilk kısırlaştırma küpesi takıldı. Akdeniz'de bu hafta.